Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bakınız burada Bitcoin ve kripto piyasasının an itibariyle kalanı daha doğrusu şöyle bir genel anlamda konuşacağız. Ne var ne yok diye piyasaya bir göz atacağız diyebilirim. Tabi eğer vakit kalırsa her videoda olduğu gibi alınabilecek iyi Metaverse coinlerinden de bahsetmeye çalışacağız. Bitcoin fiyatı 27 bin doların altına geriledi. Düşüş devam edecek mi diyor. Zaten hep belirtiyorum şu anki süreçte çok fazla bir beklentinizin olmaması gerekecektir. Beklentiden ziyade dip fiyatlardan toplamaya gayret etmeniz lazım. Her zaman bakış açısı bellidir. Bakış açısı aynı bir şekilde devam ediyor. Siz ne kadar dipten toplarsanız bu sizin için o kadar iyi çünkü sonuç belli. Herkes işte şeye bakıyor tabii 14 Haziran tarihinde Fed ne kadar faiz arttıracak? Önemli mi? Tabii ki önemli. Ama siz kriptodaysanız sizin gözünüzün bir tane yerde olması lazım. Veri bir. 14 Haziran'da faiz arttırırlarsa piyasa baskılanır. Dua edin arttırsınlar. Dipten toplayın. Çünkü sonuç değişmez. Yani faiz artırmanın bir sonu var. Bir yerde bırakılacak. Hatta bir yerde faizlerde azaltmaya gidilecek. Dolayısıyla siz dipten alım yapmaya gayret etmelisiniz ki bu şekilde devam etsin. Haricinde dipten alım yapamıyorsanız bile yine avantajlı olacaktır. Çünkü piyasa ne kadar baskılanırsa devamındaki açılım da o kadar sert olur. Anahtar noktalar Bitcoin yeni bir düşüş başlattı ve 27.500 dolarlık kilit destek bölgesinin altına düştü. Fiyat 27.550 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Bitcoin USD paritesinin saatlik grafiğinde 27.500 dolara yakın dirençle oluşan büyük bir düşüş eğilimi çizgisi vardı. Yakında gerçekten şey atlattık yani sıkı diyebileceğim bir problemi atlatmış olduk. ABD tarafındaki en son onaylanan bu borç tavanı krizini çözmeye ilişkin yeni mesele gerçekten güzel oldu. Çünkü maalesef enflasyonda yeniden bir artışa kadar olaylar taşınabilirdi. Tabii enflasyon artarsa piyasamız yükselir idi fakat devamında yeniden Fed baskılayacağı için işte burada işler karışırdı. Buna hiç gerek yok. Bırakacağız bu şekilde devam etsin. Zaten mevcut bankacılık krizinin içerisinde bir de ikinci bir bankacılık krizi olarak bu borç tavanı krizi ortaya çıkınca devamında ne oldu? Piyasa hafif bir yeşillense bile kontrol altına alındı ve bu istikrara bağlandı diye durumu açıklayabilirim. Bitcoin fiyatı 28 bin dolarlık direnç bölgesinin üzerinde yeni bir artış başlatamadı. Yanlış. 28.500 dolar. BTC yeni bir düşüş başlattı ve 27.500 dolarlık kilit destek bölgesinin altına geriledi. Bitcoin fiyat analizi kritik seviyeler. Şu anda 26.500-28.000 aralığında işlem gören bir Bitcoin var zaten. 26.500 en son belirttiğimiz üzere zaten bir parti geldi. Bu pozisyonlardan toplanabilir. Hakeza Haziran ayının ortalarına doğru Fed'in faiz kararı yaklaşırken BTC tarafında yine 26.500'lere kadar denemeler görebiliriz. Kademeli toplamak isteyenler için buralar değerlendirilebilir. Ara ara yine gelen bugün olduğu gibi iyi haberler doğrultusunda yeniden günlükteki EMA50'ye kadar bir sıçramalar gözlemlenebilir. Asıl kırılım hep söylüyorum. 1. Ayın 13'ündeki TÜFE verisi, 2. ayın 14'ündeki Fed'in faiz kararı olacak. Ancak bu kararlar doğrultusunda bunları aldıktan sonra tabii ki radikal yön bakımından net ve sert bir karar göreceğiz kripto paralarda. Bitcoin'de 27.400 dolar seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında net bir hareket oldu. Fiyat 27.000 dolar seviyesinin altına bile düştü ve 26.500 dolar desteğine yakın işlem gördü. 26.571 dolar civarında bir dip oluştu ve fiyat şu anda kayıpları konsolide ediyor. Bitcoin fiyatı 27.550 doların ve 100 saatlik EMA 100'ün altında işlem görüyor. BTC USD paritesinin saatlik grafiğinde 27.500 dolar civarındaki dirençle oluşan büyük bir düşüş trendi çizgisi de var.
Ara ara dediğim gibi 28 bin lira denemeler olabilir. FOMO'ya kapılmayınız. Fed faiz kararını vermedikçe radikal ve net diyebileceğimiz patlamalar olmayacaktır. Ancak 28.500 geçildikten sonra yön yukarı istikrarlı bir yükseliş süreci içerisine girebiliriz ki bunun içinde bunu katalize edecek olan da Fed'dir. Tekrar ediyorum. Yukarı yönlü ilk direnç 26.920 dolar seviyesinin yakında 27.280 dolardan 26.571 dolara, son düşüşün %50 fip geri çekilme seviyesine yakın. Bir sonraki büyük direnç 27.100 dolar seviyesine yakın. Arkadaş ne kadar direnç varmış ya. Gözünü seveyim. Koskoca Bitcoin 30 bin dolarlık Bitcoin'i 70 bin dolar gören Bitcoin'e 100 dolarda bir direnç yazmışsınız ya. İnsanlar okuyor bunu. Belirtilen direnç 27.287 dolardan 26.600'e kadar son düşüş %76,4 fip geri çekilme seviyesine yakın. Ana direnç 27.500 dolar seviyesinin yakınında. Bitcoin fiyatında yukarı yönlü bir kırılım ve 27.5'ların üzerinde kapanış 28'lere doğru başlatabilir. 28'lerin aşmayı başarırsa 28.500 hey gidi hey, hey gidi hey. Ben size söyleyeyim. Bak tekrar söylüyorum. Şu anda 26.500'lerle ortalama 28.000'lerin arasındayız. Net kırılımlar olmadıkça bu alanda konsolide olacağız gibi gözüküyor. 26.5'ların altında bir kapanış görürsek bu 26'lara kadar bir devam süreci taşır, tamam mı? Yani 500 dolarda bir hafif tutunumlar sergiler ama şu anda 26.5'ların kırılımını da beklememekteyiz. Ara ara iyi haberler gelip 28 binlere EMA50'ye kadar pamplasa da net kırılımları Haziran ortasına kadar görmeyeceğiz. Ancak faiz kararından sonra piyasada yeniden bir açılım seyredeceğiz. Tabi bu radikal kararın devamında BTC 28.5'ları bir daha kırarsa rahatlıkla 34.5 hatta 40.500'lere kadar bir yükseliş süreci izleyebileceğimiz gibi şayet enflasyonda bir sıkıntı ve Fed tarafından baskı görebilirsek günlükteki EMA 200'e kadar vaktin seviyeleri olan 24.000 dolaylarına kadar dahi geri çekilmeler seyredebileceğimiz bir kısa orta vade dönemi bizleri beklemektedir. Yatırımcı dediğim gibi ana bakış açısı bu olmalı. Süreç uzarsa dip fiyatları değerlendir ve piyasada baskının sonunda patlama getireceğini bil. Bu yeterli olacaktır, kafi gelecektir. Bir diğer mesele tabii ki fiyatlar yükselir ise yine farklı şekilde alım satım stratejileri de belirlenebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.